Şimdi Yaratıcı Çocukların eseri var sayın seyirciler sırada. Lütfen dikkatle izleyin. Antalya'nın en eski eğitim kurumlarından olan Faruk Tugayoğlu Ortaokulu öğrencileri ilginç bir uygulamaya imza attı. Daha önce birçok resim sergisi hazırlayan öğrenciler kapalı ortamlara gelen ziyaretçi sayısının azlığını fark edince yürüyen sergiyi hayata geçirdi. Kentin en işlek caddelerinde ellerinde arkadaşlarının eserlerini sergileyen öğrencilere vatandaşların yanı sıra turistler de büyük ilgi gösterdi. Antalya'nın en eski eğitim kurumlarından Muratpaşa ilçesindeki Faruk Tugayoğlu İlköğretim Okulu her yıl özel günler ve milli bayramlardaki etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Daha önce de birçok kez resim sergisine ev sahipliği yapan okulda sergilere gelen ziyaretçi sayısı azdı. İşte bu durumun farkına varan öğrenciler de düşündüler, taşındılar ve Antalya'da bir ilki başarmaya çalıştılar. Antalya'da yürüyen sergiyi hayata geçiren öğrenciler şimdi kentin en işlek caddelerinde binlerce insanla eserlerini buluşturuyorlar. Arkadaşlarının eserlerini ellerinde taşıyan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte kentin en işlek caddelerinde yürümeye başladı. Kendilerini şaşkınlıkla izleyenlere el sallayan öğrenciler resimleri etrafa göstererek ilerledi. Güzergah boyunca yoğun ilgiyle karşılaşan öğrencileri sadece vatandaşlar değil, turistler de ilgiyle karşıladı. Değişik zamanlarda sergi açtık. Çok da güzel oldu. Kapalı mekanda da çok güzel oluyor ama biz daha çok kişiye ulaşmak istedik. Nasıl yapabiliriz dedik. En iyisi yürüyelim. Fikir böyle doğdu. Ve yürüyen sergiyi gelenekselleştirmek istiyoruz. Halkımızla buluşmak istiyoruz. Sergimizi onların ayağına kadar götürmek istiyoruz ve geleneksel olarak aslında bunu tüm okulların da yapmasını istiyoruz. Sanat toplum içindir diyoruz çünkü biz. Okulumuz bir ilke imza attı Antalya'da. Kaç gün sürecek, kaç öğrenci hocam? 4 gün. 13'ünde 5'ler yürüdü. Bugün 6'lar yürüyor. Yarın 7'ler yürüyecek. Perşembe günü de 8'ler yürüyecek. 25'er kişiden 100 kişi 12 kilometre yürümüş oluyoruz her gün. 21 aynı bin spor da yapmış oluyoruz. Aynı zamanda spor yapmış oluyoruz. Antalya ili içerisinde Faruk Tugayoğlu Ortaokul diye bir okulun var olduğunu yeniden hatırlatmak istiyoruz. Belki Antalya'daki şu anda yaşayan insanların pek çoğu okulumuzdan mezun olmuş ama zamanla okulumuzla bağları kopmuş. Biz o bağları yeniden bu tür etkinliklerle canlandırmaya çalışıyoruz. Tabii ki çocuklarımızın hepsi her şeyin en güzeline layık. Onlara fırsatlar verilirse neler yapabileceklerini de siz de görüyorsunuz yaptıklarından. Resimleriyle Cumhuriyet Meydanı'na gelen öğrenciler hem resimlerini sergilemek hem de farklı bir etkinliğe imza atmaktan oldukça memnundu. 6. sınıf. Evet, senin eserin sanırım bu. Yok. Kimin? Arkadaşımın. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Nasıl, yürüyen sergiyi ilk defa mı gerçekleştiriyorsun? Evet. Beğendin mi? Evet, çok beğendim. 6. sınıftayım ben de. Nasıl, sergiyi sen beğendin mi? Evet. Yürüyen sergi daha değişik oldu sanırım. Evet, yani diğer sergilerden daha değişik. 6. sınıfa gidiyorum. İsim? Mustafa. Yani ismin? Küçük Yorgancı. Evet. Öğretmenimize de teşekkür ederiz. Bir sürü yerlere gezdirdi bizi. Teşekkür ederiz. Biraz da dersten mi kaytardınız? Yani evet. Değil öyle mi? Oldu evet. Aferin. Onu istiyorduk zaten. İyi, resimleriniz de çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz abi. Evet yani. İsmim Zafer Sait Durak. Kaçıncı sınıf? 6. sınıfım. Bu resim senin mi? Hayır ama taşımaktan memnunum. Taşımaktan memnunum. Oo, bu da çok güzel bir davranıştı. Gayet güzel bir eser olmuş. Evet, okulumuzu temsil ediyoruz. Burada. Senin resmin var mı sergide? Şu anlık yok. Bir dahakine inşallah sen de yaparsın. İnşallah. Teşekkür ederim, görüşürüz. Öğrenciler yürüyüşün ardından etkinliği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.